Tabii ki. Deniz Bey açıklar mı bilmiyorum da. Kedirle Şimdi yok hani açıklar mı açıklamaz bilmiyorum. Zaten hani ona müthiş bir kızgınlık var. Dedem şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili izniniz olursa az önce söyledim ya CHP'nin Amerika Birleşik Birleşik Devletleri temsilcisi Yurtar Özcan zamanında sanıyorum bir yıl kadar önce Türkan Vakfı'nın önünde bir video paylaşmıştı. Kısacık bir şey izleyelim mi bir tabii izninizle? izleyelim. Ben hatırlamıyorum. Ben Tamam. de sevinirim. Görmek isterim. Tamam. Hemen ekrana getireyim. Arkadaşlar merhaba. Halkbank davasını izlemeye geldim. Müsaade biliyorsunuz New York'ta. Gelmişken bu Ensar ve Türgev'in ortak vakfı Türken Foundation'ın New York'un en pahalı mahallesindeki 21 katlı inşaatı nasıl gidiyor ona da göz atmak istiyorum. Arkamda görüyorsunuz Türken Foundation yazıyor. 41. sokak üzerinde. Burası New York'un en pahalı bölgelerinden bir tanesi. Bir sokak ötemizde Birleşmiş Milletler binası mevcut. Diğer tarafa baktığınızda daimi temsilcilikler ve konsolosluklar da var. Yazın buraya gelmek isterseniz buraya en yakın otelin Haziran ayındaki gecelik ücreti 338 dolarmış. Bunu öğrendik. Yani 2000 TL gecelik otel. Şu arkamdaki binada gördüğünüz ortalama bir dairenin fiyatı 2,5 milyon dolar. Aylık kirası da 6000 dolar civarıymış. Yani böyle bir muhitte, böyle bir yerde, dünyanın en pahalı yerinde bir öğrenci yurdu yapılır mı, yapılmaz mı? Bunu sizin takdirinize bırakmak istiyorum. Ayrıca arkadaşlarla buranın inşaat planını da ortaya çıkardık. Giriş katı ve birinci kat, yani en az 21 katın iki katı ticarethane olarak kullanılacakmış. Dükkanlar, restoranlar, perakende amaçlı kullanılacak ve kiraya verilecek. Yani Türkan Foundation buradan da büyük bir gelir kazanacak. Buradaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi Yurtar Özcan'ın açıklaması bu arada Seher Hanım demiş ki Halk TV yayınlamıştı. Hayır, bunu kendi hesabından yayınlamıştı Yurtar Özcan ve ben de yayın yapmıştım bununla ilgili. Çok iyi hatırlıyorum ama uyarınız için teşekkür ederim. Zaten logoda yok gördüğünüz gibi. Olabilir de yani yaparlar şaşırmam. Evet dedem paralar ortada, yer ortada, milyon dolarlardan söz ediliyor. Yani ben şunu sormak istiyorum şimdi size. Hani insan tamam, aklı kayar, yapar diyelim. Hadi olmaz da bana çok uzak. Ya bu kadar mı hani vazgeçmez ya bu kadar mı durmaz ya devamlı bunun devam bir der ki ya yeter. Hani bu benim yedi sülaleme, yedi kuşak göbeğime yeter. Niye yeter demiyor bunlar? Niye devamı geliyor? Ya ben iddia edip sezgilerimi paylaşmak istersem benim korkum yok da senin kanalında girmeyeceğim o konuya. Ama benim çok bu konuda düşüncelerim, bazı inançlarım değil, bildiklerim var. Yani bildiklerim derken haksız çıkmayacağımdan emin olduğum şeyler var. Ben sadece şunu unutayım. Neden dernek değil de vakıf? Sen herhalde doğmamıştın da TRT'nin siyah beyaz dönemlerinde 80'den önce, bayağı önce televizyonda siyah beyaz Vakıf isimli bir dizi oynardı. Olağanüstü, olağanüstü bir filmdi o. Müthiş bir Sarışın bir hanım vardı. filmdi. Sarışın güzel bir hanımefendi vardı. Güzel, evet. Türkiye'de bilhassa ben vakıflardan çok korkarım. Bu vakıflar Osmanlı döneminin vakıfları değil. O dönemin vakıfları başka vakıflardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminin vakıfları bile çok dikkatli, çok titizlikle incelendikten sonra çalışmalarına izin verilen vakıflardı. Evet, vakıflar üçüncü sektördür. Dünyada var. Olması da gerekiyor. Ben gerekmiyor demiyorum. Ama bu vakıfları denetlemezseniz birer hırsızlık çetesine dönüşürler. Ne olur? Ne olur? Bu vakıfların içine mesela Beşli Çete diye anılan, ya da ben var demiyorum. Tekrar bilmiyorum çünkü yönetim kurulu üyelerinde ne var ne yok. Ama mesela Beşli Çete'nin içinden patronunu koymazlar tabii. Ama Beşli Çete'nin patronlarından birine midesinden ve cüzdanından bağlı bir satılık vicdanı koyarlar oraya. Bizler onu o vakfın yöneticisi, ay temiz namazında abdestinde falan sanırız. Hayır. Bütün kıldığı namaz, tuttuğu oruç, gittiği camiler hepsi göstermeliktir. Aslında o orada o hırsızın, o çete başının, elebaşının oraya koyduğu satın alınmış, vicdanı satın alınmış bir
kiralık adamdır, kiralık kadındır. Bu nedenle bu tür vakıfların içindeki yönetim kurulu üyelerini muhalefet partilerinin çok iyi araştırmaları lazım. Kim bu? Türkiye Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri kimler kardeşim? Bunları hemen gidip bunları çözmek lazım. Nasıl çözeceksiniz? İşte o yönetim kurulu üyesinin aslında oraya nereden geldiğini. Göreceksiniz ki iddia ederek konuşuyorum. Mutlaka, mutlak surette ihalelere katılan, ihalelere fesat karışıklık karıştıran, çalan, çırpan, her türlü kamu ihalesini sözleşmeli, anlaşmalı, uyduruk kaydırık şeylerle alanlardan birinin yanındaki bir köpek, özür dilerim bu ifadeyi kullanacağım. Çünkü ancak bunu o tür böyle çoban köpekleri yapar, oraya koymuşlardır. Bu vakıflarda bunlar kesinlikle vardır. Bunlar olmadan bunlar, bu vakıflar bu kadar parayı alamazlar. E ben de vakıf kurayım yarın o zaman, hadi bana da versin de bakalım. Olur mu? Şimdi bir de Seher Hanım hatırlattı gene, vakıflarda vergi yok, derneklerde var. Tabii. O işin o yok, derneklerde var. De vergi var mı? Zannetmiyorum derneklerde vergi olacağını. Bilmiyorum. Öyle olabilir mi? Ama vakıflarda evet. Yok. Evet. Ne oluyor vakıflarda? Kendilerine 300 bin, 400 bin lira maaş aylık bağlıyorlar. O filmi hatırlayanlar göreceklerdir ne katakulliler dönüyordu. Neler dönüyordu vakıfı başından almak için. Şimdi yani ben bilhassa İslamcı, hatta dinci, Hristiyan da olabilir. Bakınız Katolik Kilisesi'nde çok vakfı vardır. Yani. Ama ne filmler çevirir Amerikalılar, İtalyanlar bile. Ne filmler çevirirler, ne fırıldaklar döndüğünü onlar anlatırlar. Bizde şimdilik bunları çevirecek sanatçı yok. Sanatçı var, pardon affedersiniz. Film yapımcısı yok. Ötleri kopuyor. Ben bakın, bana böyle bir imkan verseler, ben 3-5 kişi var Türkiye'de biliyorum. Yanıma alırım o arkadaşlarla beraber. Türkiye'deki bu tarz vakıfların ipliğini pazara çıkarırım. Ama beni öldürürler ya da bir şey yaparlar yani. Ama var. Ama öyle. Bakınız bu zihniyet iktidarını koruyabilmek için öz çocuklarını, kardeşlerini öldürmeyi kanunileştirmiş bir zihniyettir. Çok tehlikelidir bu zihniyetler. Ben hep anlatırım, hep söylüyorum sevgili. Ben dedim affedersinler, affetsinler ama böyle. Yok, çünkü ben söylüyorum bunları diye konuşuyorum. Tabii. Çünkü bu zihniyetin kafasında bir tek şey vardır. Sahip olduklarını tutmak ve daha ileriye taşımak. Bakınız devlet, ben tweetimde onu anlatmaya çalıştım. İlk defa devletin bürokratları devleti koruma altına almaları gerektiğini gördüler. Şunu farkındalar. Belki sayıları 100-150'yi geçmeyen üst düzey satılmış vicdanlı bazı bürokratlar devleti çökerttiler, çökertiyorlar devlet. Devletleri bürokratlar çökertir. Siyasetçilere bürokratlar izin vermezse, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bürokrasi var. Avrupa'ya geçin bürokrasi var. İşte onlar devletin bürokratları. Onlar siyasetçilerin emirlerini asla dinlemezler. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Başkanı hala Trump'ın adamı sözde. Sözde Trump'ın adamı. Biden karışıyor mu hiç? Hadi seni görevden alayım diyor mu? Hadi bir desin bakalım. Bizde adamın gelmesine gitmesi bir oluyor. Hiç şeyine bakmıyorlar valla gözyaşına. Evet, ama şahsiyetli bir bürokrat ortalığı ayağa kaldırır. Tabii canım. Hemen Danıştay'a gider hakkını arar. Beni buradan nasıl aldın? Niçin? Şimdi bakın. Naci Ağbal gitti, Murat Uysal gitti, Murat Çetinkaya gitti. Bu insanlar benim gözümde mutlak surette belli ki bir yolsuzluğa karışmışlar diye düşünürüm. Ben öyle düşünürüm. Hayır, ben tabii biliyorum öyle olmadığını. Ama ben sıradan bir vatandaş olsam, vay be ne götürmüş be derim. Cumhurbaşkanı adamı bir saate görevden aldı derim. Ve bunlar o ilkesizliği yaptılar biliyor musun? Hiçbirisinin sesi çıkmadı. Hiçbirisinin. Görevden alınan belediye başkanları. Eski Bursa Belediye Başkanı, Ankara Belediye Başkanı, Balıkesir Belediye Başkanı. Değil mi? Hiç sesleri çıkmadı. Hiç itiraz etmediler. Kimler? En son işte şu grup başkan vekili Cahit Özkan. Gol. Affımı... Ne diyor? İstirham ederim diyor. Yani adam diyor ki ya Sayın Cumhurbaşkanım elin ayağını öpeyim beni kov. Ne olursun beni kov diyor ya. Ya böyle şahsiyetlik olur mu arkadaşlar ya? Bu siyasetçilerden Türkiye'yi temizleyecek olan kim? Sen ben değiliz. Biz anlatırız. Seçmen diyecek ki ben
şahsiyetli, karakter sahibi, liderinin ayağını altını öpmeyen politikacı istiyorum kardeşim. Benim vekilim olacak, liderinin değil. Benim, yani milletin vekili olacak. Türkiye'de milletin vekilini yapan milletvekilleri var. Var. Ama sayıları çok az. Çok az, doğru, haklısınız. Az. Mevzu koltuk derdi olmamalı diyoruz her seferinde. Şimdi mevzu şu. Ne olacağım değil, ne yapacağım. Ben olmak istiyorum, hayır. Ben yapmak istiyorum, ben halkıma hizmet etmek istiyorum. Ben milletvekili olmak istiyorum. Milletvekili olacağım, ne yapacağım? Malı götüreceğim. Olma kardeşim, net işine. Milletvekilliğini halka hizmet aracı olarak kullanacaksan, yani bir şeyler yapmak için kullanacaksan, gel başımızın üstünde yerim var. Evet dedem. Şimdi biz de burada işte dolar yok, 16'yı geçti mi 20 mi olacak? Merkez Bankası'na o kararı verdirtmiyorlar ki, inatsa inat, neyse artık arkasındaki neden. Ne kadar zam gelecek, neye zam gelecek, işte neyin fiyatı ne kadar artacak, onun derdindeyiz ama milyonlar gidiyor bir taraftan da. Çünkü, ona ne diyorsunuz? Ha? Çünkü en başından beri söylediğim şuydu. Bankalar son 6-7 yılda aslında kar etmiş gibi görünseler de batakları çok olduğu için, çok fazla kredi geri dönmediği için bankalar normal şartlarda, pek çok banka BDDK tarafından uyarılmalı ve tasarruf mevduat sigorta fonuna devredilmeliydi. Yapamadılar. Neden? O zaman 1999-2000 yılındaki dönemin hükümetinin yaptığını yapmış olacaklardı. Hükümet onu yaptı ama sonra da başına neler geldiğini biliyorsunuz. Bunlar yapmadılar. Ekonomiyi paramparça perişan etme pahasına yapmadılar. Şimdi diyorlar ki işte şu grubun bankası şu kadar kazandı, şu bu grubun bankası şu kadar kazandı. İyi de o grubun bankası o kadar kazandı, kazandı da o grubun bankasının batık kredisi ne kadar? Bana onları söylesinler. Onları söyleyen yok. Peki o batık krediler niye meydana çıkmıyor? Erteletiyorlar, takla attırıyorlar. 2017 senesine kadar o kredilere takla attırmak yasaktı. Banka genel müdürleri ve yönetim kurulu, bütün yönetim kurulu hapse atılırdı. Takla attıranlara kredi verdin, teminat aldın, ek teminat alamazdın. Krediyi takla attıramazdın. Kredi 3 defa ödenmedi mi vadesi? Hemen temerrüde düşerdi. Kanuni takibi vermek zorundaydın 3 ay içinde. 2017'de Binali Yıldırım'ı başbakan yaptılar. Binali Yıldırım işte o kanunu çıkardı. Şimdiki bu bankaları batık bankalar ama batmamış gibi duruyorlar. Aslında bankalar batık. Açık söyleyeyim, çoğu batık. Bu şirketler, Türkiye'de o kadar çok batık şirket var ki, şirketler batmış ama odun gibi yüzdürülüyorlar. Millet de diyor ki aa ne güzel yüzüyor. Ya yüzmüyor, yüzdürülüyor. Altından sürekli su alınıyor, bir taraftan da suyu boşaltıyorlar. Aslında bıraksalar da batacak yani. Ya, doğru. Ülke şu anda böyle, bu durumda. Evet. Alın, Erdoğan istifa ettiği gün bir ay sonra Türkiye cennet. Yani. Vallahi artık ne dersek diyelim, gündemi muhalefet belirliyor. Kılıçdaroğlu belirliyor. Bakın Sadat'a gitti, öyle oldu. Harikaydı. Değil mi? Bugün bu açıklamayı yaptık. Konuşuluyor mu kardeşim? Konuşuluyor. Bu kadar basit. Ben, yani şimdi çıkmış, ben alkışlıyorum. Evet, şimdi mesela AKP hükümetinin yetkilileri çıkmış, yandaş kanallarda cevap vermeye çalışıyorlar. Sabah saatlerinde Ömer Çelik Twitter'dan açıklama yapmıştı. Biraz önce gene TRT ekranlarında sanıyorum, izleyemediğim için içeriğini bilmiyorum ama bu konuyla ilgili açıklamalar yapmış. Ya, bu arada hemen araya gireyim. Buyurun. Bugün Twitter'da çok güldüğüm bir paylaşım vardı. Bir hanımefendi, belli ki muhafazakar bir hanımefendi, tesettürlü bir hanımefendi, kadınlara diyor ki erkeklerle aynı havuza girmeyin diyor, hamile kalırsınız diyor. Şimdi ciddi misiniz dedi? Vallahi billahi. Ay inanamıyorum ya. Ben de dedim ki ya birisinin böyle konularda bilgi sahibi olabilmesi için yaşaması lazım diye bir tweet attım ben de. Şimdi, yani evet. Ömer Çelik o tweet'i attı da daha Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmamıştı. Ömer demek ki Kemal Bey'in neler söyleyeceğini biliyordu. Daha ortada haber yok. Hiçbir açıklama yok. İftira kampanyası diyor. Ya bir dakika daha dur ya. Ne iftira kampanyası? Demek ki suçunu biliyor. Yani o kadın gibi.
Yoksa niye Yani üzerine alınıyorsun ki, ya değil mi? tabii ya, ben diyorum ya, böyle bir, ya bizim ülkemiz böyle vasıfsız, böyle vasat altı insanlar tarafından, üzülüyorum tabii, çok üzülüyorum, ama demokrasi de bu Lale. Ne yapabiliriz ki? Doğru. Bunları Evet. seçenler bizim insanlarımız. Yapacak hiçbir Yani şeyimiz yok. Ya tabii. bana kızıyorlar bazen. E sen de çok sabırlısın. E ne yapayım? Seçime kadar bekleyeceğim arkadaş. Mecburum. Başka elimden hiçbir şey Tabii gelmez. tabii. Biz eğer demokrasiyi savunuyorsak, demokratik süreç neyi gerektiriyorsa onun E arkasında durmak o asla, başka türlüsü zaten seçilmiş kimsenin adam, aklında değil. Evet. seçilmiş, suç işliyorsa zaten yarın bir gün yargılanacaktır. O kesin. E yanlış yapıyor. E ne yapayım? Yanlış yapıyor. Adam seçime giderken demiş ki ben böyle böyle yapacağım. Halk da demiş ki ha öyle mi yapacağım? Buyur. Demiş ki 2018 seçimlerine giderken faizi verin oyu kardeşinize, faizi düşüreceğim demiş. E düşürememiş. E onu o düşünecek, ötekisi. Oy veren düşünecek. Ben değil. Evet, Demiş ki doğru. döviz kurlarını düşüreceğim. Düşürememiş, 4 kat arttırmış. E onu oy veren düşünecek. Enflasyonu düşüreceğim demiş, 7 kat arttırmış. E şimdi ben yapamam bir şey. Ben sadece bunu anlatırım insanlara. Derim ki bakın hemşerim, kardeşim, sevgili canım, aziz yurttaşım, bak sana bunu söylemiş, tam tersini yapmış. Buna rağmen hala oy veriyorsan ben senin zekandan şüphe ederim. Gitme beni şikayet etme hemen. Bu bir hakaret değil. Zeki insan kendisini sürekli kandıran birisine gidip oy vermez. Derim bu benim hakkım Doğru. ya. Bu benim Evet, hakkım ya. öyle. Allah Allah. Dedem, şimdi yayın öncesi konuşmuştuk, gündüz saatlerinde ne konuşuruz diye. Bir de şu Ali Koç'la Rock arasında yaşananları değerlendirmenizi, sizin o Rock. espritüel, mizahi ve çok zekice bakış açınızla. Estağfurullah, rock kim ya? Rasim Ozan Kütahyalı, uzun olduğu için Rock deniyor ya ona. Ay çok güzel. Ben de rock'n'rollcu mu? Bilemiyorum artık. Rock'n'roll titreme dansıdır biliyorsun bizim çocukluğumuzda. Sallan yuvarlan. Rock'n'roll demek değil mi? Sallan yuvarlan demek. Evet. Elvis Presley rock'n'roll yapardı, harika. Ben de acaba dedim rock'n'roll sanatçısı mı bu söyleyen? Ben dinledim tabii ki. Sen bana öyle bir şey söyleyince merak ettim, dinledim. Ali Koç'u ilk defa çok takdir ettim. Ali Koç çok zeki bir adammış. Pardon. Ben görülüyor muyum şu anda? Evet, dedem. Sesle, görüntüde tamam. Ha, pardon. Süre doluyor bende nedense gece yarısından sonra. Ali Koç'u çok zeki bir adam olduğunu, ilk kez bu kadar zeki olduğunu fark ettim. E Koç ailesi tabii. Ya Rasim'i resmen gömdü ya. Resmen gömdü. Yani Rasim'in yerinde şahsiyetli, onurlu birisi olsaydı affedersiniz Ali Bey derdi. Yanlış yaptım. Haksızlık ettim. Ya bir defa sen Koç ailesinden ne istiyorsun ya? Ne ayıp şey ya. Karşında Çok bir ya adam var. o Affedersiniz. Bir adam var karşında. Adamı muhatap al kardeşim. Al, adamla hesaplaşacaksan hesaplaş. Dedi ki Ali Koç da, o zaman dedi yani FETÖ dedi, madem bu iş yaparsın sen neredeydin dedi. Sen onlarla beraberdin dedi. Onlara övgüler diziyordun dedi. ya Şimdi işte bitti. İşte bitti. Yani böyle şeyler konuşurken, işte bir takım şeyleri savunurken insan kendi bagajına bakmalı, değil mi biraz? Kesinlikle. Kesinlikle. Eğer evin camdansa başkasının evinin camını taşlamayacaksın. Ali Koç'a o lafları söylemek, ailesine söylemek. Ali Koç'a da söylemiyor canım. Koç ailesine söylüyor. Ya bu bak, şahsiyet, karakter, ilke, kişilik. Bunlar yoksa zaten orada karşında bir insan yok, çöp vardır. Çöp muamelesi yok. Ali Bey de çöp muamelesi yaptı karşısındaki adama. Bildiğin çöp muamelesi yaptı. Ya tabii nazik, Koç ailesinin çocuğu. Ya git kardeşim, sen çöpsün demedi ama çöp muamelesi yaptı. Müthiş bir Doğru. şeydi. Doğru Ben yani. Fenerbahçeli değilim. Galatasaraylıyım. Rahmetli Mustafa Koç'u çok severdim. Görüşürdük de, güzel de görüşürdük. Ali'yi hiç bilmem, tanımam. Sadece bir gece ben bir barda, Q caz barda bir gece bir şarkı söylemiştim. Beni geldi sağ Ay. olsun. Teşekkür etti. Tebrik etti. Bütün görüşmemiz bu kadardır Ali Bey'le. Ama tabii haliyle zeki bir dilim. Mustafa Bey çok zekidir rahmetli. Çok zeki, çabuk düşünen Ya. ama çok tedbirli. Çok dedesi gibi
Çok tedbirli ama. Çok zeki bir adamdı. Aa, bayıldım vallahi. Gömdü resmen, gömdü resmen. Vallahi ya, yani insan kamyonun altında kalsa daha iyi değil mi? Kesinlikle. Ben o anda razıyım. Bir tankerin altında kalmaya. Aman ne vallahi gömmek ya. Ya. Ve çok, o kadar çok kötü. O kadar sıra sıra getirdi ki cümlelerini kuruyor ki. Çok zekice. Ya. Yani kurgulasanız bu kadar olmaz. Mümkün. Hakikaten senaryo yazsan, desen ki Rasim sen şunu söyleyeceksin, Ali Bey sen şunu söyleyeceksin desen. Denk getiremez. O anda o kadar zekice bir hafıza çok kullanılır. Çünkü işte orada şunu gördüm, hafıza çok önemli. Evet. Hafıza, hafıza nedir? Çağrışımdır. O andaki konuşmalar, olaylar, bir tek kelime size o konuda destek çıkacak bilgileri anında hafızadan çıkarıp veriyorsa bunu hiçbir bilgisayar yapamaz. Ancak çok zeki, güçlü bir hafıza yapar. Ben Ali Koç'un hafızasının o kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum. O kadar hazır cevap olduğunu bilmiyordum. O kadar çabuk düşündüğünü bilmiyordum. Demek ki bu aile çabuk düşünüyor kardeşim. Mustafa Bey de rahmetli öyleydi. Evet. Mustafa Koç çok hızlı düşünüyor. Bravo. Bravo. Şimdi bence ikinci, hani o boşnaklar haklı olarak tepki göstermişlerdi yurttaşlarımız. Bence ikinci boşnak vakasıdır bu. Evet, çok güzel doğru söyledi. Ya ne dedi ya? Senin gibiler medyadan temizlendiği zaman dedi Türkiye medyası kurtulacak. İşte çöpsün dedi yani. Çöpsün. Çöp demeden bir insana böyle çöp muamelesi yapılır. Aynen, aynen. Müthişti, bayıldım. Dedem, şimdi sizden bir şey rica etsem yapar mısınız acaba? Bakayım. Şimdi siz çünkü aklımı çeldiniz az önce. Kübar'ı hatırlatarak. Hafta sonu ben sizin yayınınızı izledim. Orada şeyi söylemişsiniz. Bak bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Tatlı evet bir kız yaşarmış boğaz içinde. Ama ben şu anda evimin çatı balkonundayım. Komşular rahatsız olurlar. Sonra 12. Evet saat gece yarısı. Ya beni çok ama ben onu başka bir zaman söylerim merak etme. Valla dedem. Şimdi kendi tabii kanalınızda yapıyorsunuz. Hani o şeyi bozmam diyorsanız olur, eğer. Olur. Odamdayken söylerim. Kendi çalışma odamdayken tamam söylerim. Söz. Sözü aldık. Başka evet bir şarkı söylerim. Eski bir şarkı yine söylerim. Ne olsa. Evet, ha, evet. Beğendin mi peki şarkılarımı? Çok çok. Ben zaten şeyi çok severim. Hep açar açar eski Türk filmlerini izlerim. Çocukluğumdan yani beri böyleyim. Hayranım yani. Ben de onları oradaki şarkılar falan da evet. Onun için o kadar hoşuma gitti ki böyle mazi, anılar falan. Bir de bak yeri gelmişken söyleyeyim sevgili Lale. Madem bitirelim artık tabii de. Çok kızdım. Valla çok da kişi izliyor. Çok kızdım. Bizim moderatörler bile diyor ki uyumadan izliyoruz diyor. Ay, canlarım benim. Ben şimdi bak çok kızdığım bazı konular var. Bu yaşıma geldim, hayat bana öğretti. Bir, gülme karı gibi lafına tilt olurum. Bu lafı söyleyenlerle ilişkilerimi koparırım. Samimi söylüyorum. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun bir gün ağzından kaçırırsa özür dilemesi şartıyla arkadaşlığım devam eder. Ne demek gülme karı gibi ya? Ya insanlar gülmek için yaratılmış ya. Evet. Ben 190 haftadır şarkı söylüyorum Lale. 190 hafta. De ki 200 hafta 6 ile çarp 1200 şarkı yapar ya. Şimdi efendim ilk zamanlarda öyleleri de vardı. Ya biz seni ciddi adam zannederdik. Ya şarkı söylemek ciddiyetsizlik mi? Frank Sinatra, tabii ben Frank Sinatra değilim ama Frank Sinatra'nın cenazesine dünyanın her tarafından insanlar geldi katıldı. O da şarkıcıydı. Ciddi bir iş yapmıyordu yani. Türkiye'nin öyle büyük müzisyenleri oldu ki ben şimdikilere eğlence dünyası ünlüsü diyorum pek çoğuna. Bunlar Tarkan'ı Markan'ı tenzih ederim. Onlar ayrı. Şimdi tabii müzisyenlik yani şarkı söylemek ya insanı insan yapan hasletlerden biridir ya. Hiçbir hayvan şarkı söyleyemez. Schopenhauer der ki her insan gibi her hayvanın da cinselliği vardır. Her insan gibi her hayvanda hoplar zıplar. Her insan gibi her hayvanda yemek yer içer bilmem çıkarır. Ama hiçbir hayvan insan gibi resim çizemez. Hiçbir hayvan insan gibi tiyatrocu, aktör, aktris olamaz. Hiçbir hayvan şiir yazamaz. Hiçbir hayvan şarkı söyleyemez. Efendim bülbül şarkı söylüyor. Bülbül ötüyor, şarkı söylemiyor. Şimdi şarkı söylemek, çok iyi şarkı söylemek önemli değil. Şarkıyı söylemek önemli.
bir sonucuyu da söyleyeyim. Çok tilt olurum. Bu delikanlımdan beri tilt olurum. Çocuk yapın. Çocuk yapılmaz. Oy, evet ayıptır ya. Evet ya bu ne ayıp laftır ya. Bu gece yine bir peşine yerde düşerler dedem. Aa, evlenirsin. Allah Allah. Bu gece yine sevgilimle izliyoruz bir haberlerde. Bir, kim bak Erdoğan bir 3 çocuk yapın. Ne demek beyefendi? Sen yaptın demek ki çocukları. Ha, çamurdan aldın yaptın. Çocuk yapılmaz ya. Ne ayıp şey bu ya. Aynen. Sanki bu ne saygısız. Görevde. Bu ne saygısız. Sanki testi yaptın koydun bir tarafa. Bir de ruh üfledin ona çamurdan. Ya ne ayıp şey ya. Bunları ben halkımızdan, dostlarımızdan istirham ediyorum. Birisi çocuk yaptın, çocuk yaptınız mı falan diye sakın ha. Benim çocuk. Sevgilimin iki evladı var. Benim torunum Allah yok. Başkası. Hiçbir gün çocuklarıma böyle bir laf etmedik. Hiçbir gün bana ne ya? Aynen, bana ne evet ya? Allah çok Allah. Çok itici hakikaten. Ben de hiç hoşlanmam. Sorumluluğunu o alacak. Çocuk yapacak mısınız evladım? Evet. Benim oğlum beni çok sever ama herhalde bana baba sen bize böyle mi öğrettin diye kafa tutar ya. Tabii canım tabii ki. Herkesin hayatı kendine ait. Belki istemiyor. Ya, ülkenin cumhurbaşkanı çocuk yapın diyor ya. Çocuk yapın diyor ya. Ben de anlayayım evet. Ya. Başka bir şey anlatmayayım. Evet. Şimdi biz bunu program başında konuşmuştuk Belgin Hanım. Hem de bizim katıl üyemizsiniz. Diyor ki Laleciğim sana 35 yaşında birisi teyzeciğim dese ne kadar saygı ve sevgi duysa da kendini nasıl hissedersin? Lütfen duyarlılık. Size dedem diyorum ya. Biz bu ama soruyu çözdük. Bunun yaşla ilgisi yok Belgin Hanım. 35 yaşında birisine teyze de denir. Niçin denir? 10 yaşında birisine de teyze denir. Olabilir. Niçin denir ama niçin? 10 yaşındadır. Ama ablasının çocuğu olmuştur. Ya benim, gerçi teyze demezler ama benim baldızımla oğlumuz arasında 9 yaş, kızımız arasında 11 yaş var. Onlar isimle evet. Hitap ediyorlar. Tabii isimle. Ama normal bir geleneksel aile olsaydık onlar ona teyze diyeceklerdi. Şimdi böyle teyze demek var. Bir de tabii sanki yaşlıymış gibi teyze demek var. O zaman bir hanımefendi alınır. O zaman ama hanımefendi alınır. Orada hata kimdedir? Karşısındaki affedersin ama zontadadır. Yani. Şimdi ben size dedem diyorum ya ona ama takılıyorlar herhalde. Ya, bak. Yani dede, lakabı artık. Şimdi bana büyük baba dersen kızarım. Büyük baba deseydin kızardım. Birileri bana büyük baba dese, grandpa dese kızarım. Yalan yok. Ben kimsenin evet. Büyük babası değilim. Ama dede başka bir şey. Şimdi Alevi değilim ama Alevi derdi dedelik var. Evet çok önemli evet. Ve o dedenin dedem yaşı da, derler. Tabii evet. Yaşı da önemli değildir. Öyledir ki aynen. Hazreti Muhammed soyundan gelmiştir. Genceciktir ama dede denir ona. Ya dede güzel bir kelime. Ben çok sevdiğim bir kelime. Bana bu kelimeyi, bu dede hitabını ilk kim yaptı bilmiyorum. Allah ondan razı olsun. Çünkü benim... Vallahi evet. Ne zaman benim, hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum ya. Daha 5-6 bin kişiydik yani. Dede diye başladı. Ama aynı anda bir kişi değil. Çok kişi dede demeye başladı bana. Ki o zamanlar saçlarım bu kadar beyaz da değildi. Ama tekrarlıyorum. Fiziki torunum yok. Ama şu anda 285 bin torunum var ya. Ya ne güzel. Benle aynı yaşta bir hanımefendi, bir beyefendi bana dede diyor. Ya ister inanır, ister inanmaz. Doğru söz yemin gerektirmez. Ya müthiş zevk alıyorum ya. Mesela bana ihtiyar denmesinden hiç kızmadım. Hiçbir gün kızmadım. Moruk lafına kızarım. Yalan yok. Ama ihtiyar. Ya ihtiyar demek, Laleciğim sen yine bilmezsin. Benim babacığım muhtarlık yaptı. Çok uzun yıllar muhtarlık yaptı. İhtiyar heyeti vardı. Çocuktum. İhtiyar, tabii. Sormuştum babacığıma. Baba bunlar ihtiyarlar mı diye. Yok demişti oğlum. Benim bunlar ihtiyar heyeti ama bunlar bizim mahallenin aklı başında insanları demişti. Onun için ihtiyar diyenlere hiç kızmam. Hoşuma gider. Ama moruk evet. Dendiğinde ya inciniyorum moruk. Biraz da kaba o moruk. Kaba. Kaba evet. Evet. Yani evet bu karşılıklı elektrikle ilgili bir şey. Yaşın bakın herhalde. Milyonlarca izleyicisi diyor. Onların arasında herhalde benim kadar olanlar da vardır Belgin Hanım. Yani zaten o samimiyeti evet. Belgin Hanım'a sevgilerimi söyle. Benim o da tabii torunum ki, yaşında. Tabii ki seviyoruz tabii ki. Büyük ihtimalle benim torunum yaşında o da. Ya... Çok güzel bir laftır. Benim anneciğimin lafıdır yine söyleyeyim. Derdi ki Allah herkese
çok güzel yaşlanmak nasip etsin derdi. Ya. Hacı annem 90 yaşında, zaman zaman hatırlatırım ona. Ya derdim, hatırlıyor musun? Bak Allah senin duanı kabul etti. Ne güzel yaşlanıyorsun sen de diyorum. O da çok hoşuna gidiyor. 90 yaşında ama maşallah geçen gün bana fotoğraf çekmiş, göndermişler. Bak diyor, evi de yardımcısı var. Bak diyor, kendi yatağımı kendim yapıyorum hala diyor. Kendim diyor, maşallah. Başka bir şehirde mi, siz de ayrı şehirde mi yaşıyor? Kırklareli'nde tabii, Kırklareli'nde. Mesela yemek yaparken kendini çektiriyor. Videoya, telefon videosunu kameraya çektiriyor. Sonra yazıyor. Diyor ki bak, yemek de yapıyor, yemeğimi de yapıyorum diyor. Yani yardımcım var ama demek istiyor. Ben her şeyi kendim yapıyorum. Zaten yardımcısı da tabii normal bir yaşta olduğu için yanında ona yardımcı. Çok tabii. Gerçekten ana kız gibiler, maşallah, bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ya güzel şeyler. Güzel şeyler bunlar ya. O benim canım be. Lale, annelerimiz, babalarımız. Ay, ay evet. Annelerim ya. Lale, onların haklarını ödeyemeyiz ya. Ya ağlayacağım şimdi. Ya ben annelerin, de. Babaların hakları ödenmez ya. Mümkün değil. Sıfır ihtimal. Hiç. 1000 sene yaşasam o 1020 yaşında olsa yine ödeyemem. Yani öyle bir şey ya. Onun için kıymetini bilelim. Benden 19 yaş. 19 yaş büyük. 20 de değil. 19 yaş büyük benden. Sadece 19 yaş büyük. Ya. Allah ömür versin. Ya güzel. Size ne güzel fıkralar anlatır. Nasıl güzel şarkılar söyler. Ben sana bir gün onu da göndereyim. Videosu var, 60-70 bin. Valla. Tabii göndereyim. Ya. Sana. Çok tatlı. Dünya güzeli. Yaşa be Lale. Ya iyi konuyu açtın canım ya. Allah sağlıklı ömür versin. Amin, amin. Çok gibi güzel. Yar olmaz. Ama her gün neredeyse, her gün hem de görüntülü. Her gün belki mübalağa olur ama haftada asgari en az 5 defa bu teknolojiden Allah razı olsun diye ya. Görüşüyoruz yine de. Değil mi? Yakında da tabii yanına gideceğiz inşallah. Ay böyle, Allah işte. Ayırmasın bir an önce. Ay hem güldük. Estağfurullah. Bir de şarkı söyleyedik. Neyse bir dahakine. Söz. Vallahi söyleyeceğim. Hem de sana söz veriyorum. 5 yaşında. Evet, 5 yaşımda söylediğim hayatımın ilk şarkısını söylerim. Şimdiden de duyurayım vallahi. Meraklısı öğrensin şarkıyı. Olayı da anlatayım. 5 yaşımdaydım. Benim rahmetli küçük dayıcığım. TRT 3'te Sezai Çetin diye ararsanız bulurlar arkadaşlar. Hem ut çalardı hem neyi üflerdi. Ha, 5 yaşındayım. Oradan bir şeyler var, evet. Biraz evet herhalde. 5 yaşındaydım. Böyle ut çalıyor evde. Ut çalıyor. Yanına gittim. Hemen giderdim. Çok severdim çünkü. Hadi dedi, sana bir şarkı. Hiç bugünkü gibi aklımda. Övmeyeyim kendimi ama hafızam iyidir. Şimdi biraz kötü ama. Yok maşallah. Geçmişi hiç unutmuyorum. Hadi senle sana bir şarkı öğreteyim dedi. Öğrenir misin? Öğrenirim dedim. Öğreneyim. O zamanlar R'leri söyleyemiyordum ben. Y'leri Siyah ebrulerin duru ben çatma. Gamze oklarını aşıka atma. Uşak bir şarkı. Tabii uşak olduğum o zaman bilmiyorum. Bestecisi Lemi Atlı. Onu da bilmiyorum. Ama yaş delikanlığa geldikçe bir gün merak ettim. Böyle notaları vardı. O kadar çok ki notayı da gazete gibi okurdu rahmetli yani. Böyle önüne notayı koyduğun zaman bildiğim, ben gazeteye nasıl okuyorsam o da notaları gazete gibi okuyan bir tip. Zaten Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda askerlik yaptı. Yapmış. Hmm. Affedersiniz, muhafız alayıydı bandosunda yapmış askerliğini. Ve bana o şarkıyı öğretti ve ben söyledim o şarkıyı. O şarkıyı 5 yaşımda R'leri söyleyemeden, çok da R vardı şarkının içinde. Siyahi bir öleğin duyuyor ben çatma diye. Notasında sonra 15 dakika ya da yarım saat, zaman hatırlamıyorum yani. Bir süre sonra annemle konuşuyor. Benim anneciğimin adı Lütfiye'dir. Lütfiye diyor, biz Trakyalıyız. Bu kızanın kulağı çok güzel diyor. Duyuyorum. Bu kızanın kulağı çok güzel deyince Allah Allah, ben merak ettim. Bir şey de soramadım. Boyum da ufacık. Duvarda, odaların bir tanesinin duvarında ayna var. Böyle dört köşe bir ayna var ama ayna biraz yukarıda. Benden tabii büyüklerin boyuna göre. Zıplayıp duruyorum, aynaya bakacağım kulaklarıma.
kulaklayım geldi. Ne oldu dedi. Kulaklayıma dedim bakacağım. Kaldırdı beni. Tuttu beni kaldı. Bak bakalım dedi. Baktım. Benim kulaklığım güzel mi dedim. Oy. Güzel dedi. Güzel ama dedi. Ben senin kulaklarını tuttu böyle sevdi. Bunlar için söylemiyorum dedi ona. Yani güzel şarkı söylüyorsun dedi. Biz bunlara nota diyoruz dedi. Notaları güzel kulağında kalıyor dedi. O gün kulak güzelliğini öğrendim. Kulak güzelliği ya, demek. Neymiş? Hayatımın ilk şarkısı ve o şarkıyı hiç unutmadım. Ne zaman olsa böyle dostlarımızla olduğunda eğlencede, orkestrada olmadan da masada mutlaka söyledim. Yani hiç her zaman söylediğim tek şarkıdır. Benim için çok önemli. Ya vallahi. Baksınlar. Lemi Atlı'nın Uşak şarkısı. Siyah ebrulerin duru ben çatma. Gamze oklarını aşık atma. Sana gönül verdim beni ağlatma. Benim gözüm nuru, gönlüm süruru. Çok güzel bir şarkı. Müthiş bir şarkı. Şimdi bakacağım. Ben de hazırlanayım bir dinleyeyim. Bak. Kulağım benim de hazır olsun. Çok güzel, evet. Vallahi herkes çok keyifli. Belgin Hanım, benim de baba tarafım Samsunlu. Babamı da kaybettim az önce. Memduh Dede ile konuşurken onu da hatırladım. Ah, gerçekten. Ben de babacığımı çok oldu kaybedelim. Oluyor. Ne yapalım? Evet, maalesef. Çok da severdim. Çok ya, çok arıyorum. Ben Lale 17 yaşında rahmetli babacığım benim lise talebesiyim ama Kırklareli'nin orkestrasında da şarkı söylüyorum aynı zamanda ama izinli şarkı söylüyorum. Yani para kazanmam için öğretmenlerim beni çok seviyorlardı. Hepsinin yattığı yer nur olsun. Bana özel izin veriyorlardı. Babacığım benim bu arada tabii orkestradaki arkadaşlarım benden büyük hepsinin yaşları. Onlarla beraber içki içtiğimi duymuş. Madem bunu da anlatayım. Bir gece geldim eve baktım. Canım annem benim, hacı annem, yaz köfte yapıyor, köfte. İşte patlıcan kızartması, havuç kızartma o zamanlar falan. Bizde çok meşhurdu, biber kızartma, yoğurtlu falan. Oh, çok hoşuma gitti. Sonra rahmetli babacığım da geldi masaya. Bir yeni rakı koydu babam. Şimdi tabii babam içecek, içerdi rahmetli, güzel içerdi. Her gece içmez ama içerdi yani. Dedi ki bak otur bakalım be ya dedim. Trakyalı. Tam Trakyalıydı rahmetli. Dünya güzeliydi. Otur bakalım be ya dedi. Oturduk tabii. Oturacağım baba dedim. Ben çok seviyorum dedim. Köfteyi yemiştim. Bayılıyorum. Yok dedi rakı içeceğiz dedi. Bir utandım. Yüzüm kızardı. Dedi bana. İçiyorsun dedi içiyorsun. Haberim var her şeyden haberim var dedi. Bak dedi oğlum. Bu rakıyı bu mereti benle iç dedi. İçeceksen. Benle iç. Başka yerde içme. Arkadaşlarını da içme. Ucunu kaçırırsan derdi kendini kaldırımda bulursun. Ben mi hiç öğlen bunun nasıl içeceğini. Sonra cebinden bir tane gelincik sigarası çıkardı koydu. Ama dedi bu mereti sakın içme dedi. Ay aynı bunu, bu kadar olur. Bunu dedi. Cebinde paran yoksa istersin içersin. Evet. Ama dedi rakıyı cebinde paran varsa içersin. Aman dedi oğlum. Madem dedi bu mereti yapıyorsun. Bu cigarayı içme dedi. Bu rakıyı beraber. 17 yaşındaydım ve son nefesine kadar da hep beraber içtik rakıyı. Hiç yıkılmadım ama sayesinde. Öğretti çünkü bana nasıl içeceğini öğretti. Ya canım benim ya. Tam demokrat yani. Müthiş. Evet. Muazzam. Ah dedem daha valla uzatırız da yormayalım. Ben de ilk defa çok fazla duygu. Ama ne güzel oldu. Çok keyif aldım. Yani şimdiye kadar bu YouTube'da yaptığım en keyifli program diyebilirim. Gerçekten. Benim çok sarılı. Evde gibiyim yani şu anda. Ben hiç böyle video çekmedim. Çok güzel ya. Ay. O zaman bundan sonraki ilk yayında şarkılı olacak diyoruz. Söz. Herkesi çok öpüyorum. Ne olursun. Hepsinden bir tek şey istiyorum. Kötü günlerden geçiyoruz ama ne olursunuz. Lütfen moralinizi bozmayın. Moralinizi bozarsanız her şeyi kaybederiz. Hep beraber kaybederiz. Evet. Aksine dik duracağız. Dimdik duracağız. Ezik bunlar. Bu ezik insanlar ezilmişliklerinin cezasını bize çektirmek istiyorlar. Hayır. Kesinlikle. Biz ezik değiliz. Biz dimdik duran insanlarız ve dik duracağız ve kazanacağız.
Herkesi seviyorum, çok seviyorum, öpüyorum herkesi. Değerli. Çok teşekkürler. Çok güzel teşekkürler. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız dedem. Sağ olun. Sizler değerli de. İzleyiciler, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Özel bir yayın oldu hakikaten. Beni yalnız bırakmadınız. Soru, yorum ve desteklerinizi hala beni çok mahcup ettiniz gerçekten. Olumlu olumsuz bütün eleştirileriniz için teşekkür ediyorum. Biraz alıngan olduğumu söyleyebilirim. Ama olsun. Hepsi benim için çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın gece yeni yayınlarda buluşmak üzere 25. saatten güzel bir geceniz olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.